Benim sana ilk söylediğim oydu. Yani şu orta sahayla Old Trafford'da, Allianz'da, oralarda... Türkiye Ligi için söyleyeyim sana. Evet. Çünkü bak şunu söyleyeyim. Şimdi milli maç arası var mı önümüzdeki hafta? Evet. Var. İki hafta oyunculardan bazıları oynayacaklar. Evet. Bundan sonra iki kez daha milli takım arası var. Dolayısıyla ligler bu yıl Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı sıkılaştırılmış bir lig oynuyoruz. Yani 19 Mayıs'ta ligin son düdüğü çalınacak. Ve Avrupa Şampiyonası var. Bu haftaki, yani önümüzdeki iki hafta ve iki kez daha Ocak ayına kadar şey var. Ekim ve Kasım'da milli ara var. Orada da maç var. Galatasaray futbol takımı bugün 42 maç mecbur oynamak zorunda. Tabii Şampiyonlar Ligi. 6 grup maç oynayacak. Tabii minimum. İnşallah daha fazla. Hayır, o garantileri söyleyelim de. Bir Ziraat Kupası oynayacak. Fenerbahçe için geçerli bu. Kaç etti? 7. Kaç maçı kaldı? 35 bu üçüncü maçı maçıydı. 35'te oradan koy. 42. 42. Evet. Peki Ziraat Kupası'nda 4 maç koydum en az iki takıma da. 5 takım geçer bu. 50 civarında maç oynayacaklar minimum bunlar bence. Şimdi 50 tane oyunu bu kadar az orta sahayla. Stoper ve Kaan'la sadece olmaz. Yani mutlaka zaten Sergio ile Mitchell'ı bir ihtimal gönderme ümidiyle acaba oynatmamış olabilirler. Aynı şeyler. Mesela Batshuayi gidiyordu deniyor ya. B planı yok şu anda. A ile C arasında şey. A, B yok. Batshuayi kalıyorsa doğru yapıyorlar yönetilebilirse. Aynı şekilde eğer alamayacaklarsa orta sahaya oyuncu. Sergio'yu, Mitchell'dan birini özel Sergio'yu mutlu edeceksiniz. Bir tane daha koyacaksınız. Çünkü yabancıda da tıkanıyorsunuz. Bir özelliği var. Türkiye Ligi'nde de Galatasaray'ın neden... ofansif Icardi'si var, Mertens'i var, eyvallah, Kerem var formda. Türkiye Ligi'nin geçen sene uzak ara en az gol yiyen takım kimdi? Galatasaray. Evet. Uçurum var ikincisi ligin arasında. Geçen bakmıştık. Evet. Evet. 36 mı yemişti? Kaç yemiş? Bakıyorum hocam bir saniye. 27 yemiş. Bakın 27 Fenerbahçe 42 yemiş. Bakın 15 gol az. Geçen seneden geliyorum şimdi, tamam mı? Beşiktaş maçından çıktı Galatasaray. Bugün itibariyle son 8 maçta ligde, son 8 müsabakada bir gol yediler. Ankara Gücü'nden 4-1 kazandıkları maçta. 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Bu yıla gelelim. 5 maçtan sonra geldiler. En son Fenerbahçe maçı 3-0. Hı hı. İlk hafta 0-0 Kayseri. İkinci hafta Trabzon 2-0. Bugün de 3-0. Şimdi bir kere golü yemiyorsun sen. Ama tabii Avrupa arenası başka. Şimdi gelelim Türkiye Ligi gerçeklerine. Bunu gerçekçi olmak lazım. Ben... fikrim şu, hiçbir dönem hemen hemen 2 puan sisteminde zaten olması mümkün değildi. Beraberliği oynayan takımlar oluyordu. Belki de bu yıl kadar 3 büyüklerle... Uçurum. Uçurum. Şöyle bir şey arkadaşlardan rica ettim. Ben gördüğüm tablo Türkiye'de gibi bu ekonomik şartlara da baktığımız zaman ligin sonu şöyle olacak diye düşünüyorum. Ha, bu arada bunu altını çizerek söylüyorum. Çok iddialı değilim şu konuda. İlk 5'ten sonrası için çok iddialı değilim. İlk 5'te iddialıyım, onu söyleyeyim. Sezonu böyle bitecek. Yalnız burada Trabzon'un Adana Demirspor 4. mücadelesi yapar diye düşünüyorum. İlk 5 böyle olacağını düşünüyorum. Fakat bu 5 takımın dışındakiler şampiyon da Fenerbahçe mi olur? İkinci bak Galatasaray mı olur? İlk 3 bir kere aralarına kimse giremez kağıt. Bir tane böyle karbon kağıdı koyamazsın içine. İlk 3 bitti. Mayıs 19'da görürüz bunu. 4-5 bence %90 bitti. Geride kalan 15 takımın 4'ü düşebilir. En son 3 sene önce şampiyon olan Başakşehir'de de ayrılmak üzere. Valla ben bu 4-5'e geçen haftaya kadar, bugüne kadar hatta Başakşehir'de acaba diyordum hocam da bugün de ama sıfır çekince. Mesela bunların işte Kayseri maçı kaç kaç 1-1 bitti. 1-1'de en son 1-1 bitti çocuklar. Çok ilginç. Antalya 1 Kayseri 1. İlginçtir. Ligimizde en çok mücadele eden takımlardan biri 2 yıldır transfer yapmayan Kayseri. Vallahi hocaların da oyuncuların da tebrik etmek lazım. Kolay bir iş değil. Şimdi tabii önümüzde daha 13 günlük bir süre var. Benden uyarması. Şu anda ligin 6.sı dahil olmak üzere. Ki ele ayağı düzgün Kayseri. Bugün Konya daha maç kaybetmedi. 2 kazan, 2 beraber bitti. Kayseri bir galibiyet, 3 beraberlik. Fendi yok. Antalya'sı, Alanya'sı, kimi dersen de Başakşehir'i. Ben ilk 5 böyle olacağını, ilk 3'ün kesin böyle biteceğini düşünüyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den birinci şampiyon olacağını. Trabzon'la Adana Demirspor'un
4. 5. mücadelesini dostlar yanlış anlamışsın Trabzonlu arkadaşlarım. Gerçeği söyleyeyim ve müthiş de genç oyuncular da kazanmışlar onu da gördüm. Evet 5-1 kazandı. O yüzden geride takımları yazmadım. Acımasız bir iki oynuyoruz. Uçurum farkı var. Oradan da şuraya geleceğim. Galatasaray Kayseri'de puan almadı. Bu ligde puanlar kaybetti. Galatasaray Antep'te puanları almak zorundaydı. O yüzden önemli var. Çünkü artık 3 büyüklerin şu andaki 15 Eylül'e kadar olan takımdan bahsediyorum. Yarın bir gün Sivas yapar 5 transfer. Atıyorum. Dengeleri yapar 4 tane. Dengeler değişebilir. 4-5 dışındaki bütün takımlarda kaybedecekleri her puan sıkıntılıdır. Deplasmanda Samsun dahil, Antep dahil. Bak bunlar hep 15 günlük yine şey yapıyorum. Kasımpaşa, Pendik. Zaten İstanbul'da deplasman Pendik. Alanya deplasmanı mesela. Ya Alanya dahil. Bayağı zorluydu değil yani, mi? Yakın tarih. Michael Jordan Yunanistan'a turnuvaya gittiklerinde röportaj yapıyorlar. Okudum röportajını. Müthiş İngilizcemle tabii ki Türkçesi okudum. Estağfurullah. Diyor ki soruyor gazeteci seni en çok zorlayan rakip kimdi diye. Bana bağlayıp diyor. Yani ben iyiysem ben tabii, hallederim. Şu anda üç büyükler Trabzon ve Adana Demirspor dışında kendilerine bağlı. Bugün Galatasaray o anlamda ben senden iyiyim. En az senin kadar koşacağım ve seni yenerim. Yapacakları büyük takımların bu. Bundan sonra bu takımlar dışında üç büyükler Trabzon ve Adana Demirspor dışında muhtemel 15 gün içinde başka oyuncular gelecekse bu takımları bir şey söylemiyorum. Bundan sonraki her puanları başarısızlıktır. Çok iddialıyım o konuda. Puan kaybetmeyin şu, kaybeden şöyle değil. Mesela X bir takım söylemeyeyim ismini. Galatasaray'dan puan aldı. Fenerbahçe'den puan aldı. Beşiktaş'tan puan aldı dememesi lazım bu güçlerimizde. Puan kaybetti. Kaybederse kendileri kaybeder hocam. Bu kadar. Aralarındaki maçları bilmem. Beğenmediğiniz Beşiktaş ortamın konjektörü devrası yapmış transferi birkaç yurt daha yapacaktır. Galatasaray güçlenmek zorundadır. Fenerbahçe Crespo'yu durdurması da doğrudur. Eğer bir merkez orta saha alacaksa ki alana kadar erken boşalttılar Arao ile Crespo. Mesela Arao benim dün aklıma geldi. Yani madem bu şablonda oynayacaksan eğer Crespo'yu şimdilik bir nefes almak lazım. Çünkü Avrupa'da oynayabilmen için iki gün kaldı değil mi? İki gün sonraya kadar. Beşinde bitiyor. Dördünde. Dördünde. Ya beşinde. Dördü akşamı listeye verilen olur. Evet. Onun peki için hocam orada lafı gelmişken mesela Arao mu Crespo muydu tutulması gereken? Hani teknik bakın, olarak. Aslında gördüğüm tablo şu diyor. Arado, Crespo'yu da İsmailci'ye düşünmüyor. Niye düşünmüyor demiyorum bakın. Ben de oyuncu görüşleri farklı değil İsmailci'den. Ama elinizde bir hazır oyuncu varsa mesela muhtemelen Dzeko ile çoktan hallettiler. Ben hedef santrafor istiyorum diye. Tadici uğraştılar, bayağı uğraştılar aldılar. Şimanski'yi uğraştılar aldılar. Hedeflemişlerdi. Buraya hedef daha konmamıştı. İşte oraya çünkü o bölgeye oyuncu aslında 1,5 ay iyi çalışmış olsa hepsinden daha rahat bulunur. Şimdi sıkışıldığı için Crespo oraya oyuncu alınmadan satılmamalı. Oliveira oraya iyi bir oyuncu olmadan kesinlikle aynı düşünce diye düşünüyorum. Yani bu Oliveira Müjdat söyledi çünkü Oliveira eşi de Yunanistan'a gitmiş falan böyle önemli gelişmeler var. Yani şu anda Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı orta sahanın ortası ve savunma. Mesela stopere değinmedik hocam. Allah korusun bunun sakatlığı var, cezası var. Kaan'ı düşünüyor. Eyüp'e Metehan'ı gönderdiler. Yani Kaan çözer mi? Ya ben tahmin ediyorum. Şimdi bu maçta kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldı. Şimdi tabii gönül başka bir şey ister ama bir de şartlar gerçekten vardır. Ama şu var ki şuursuzca artık ben hani deniz bitti. Yok göl açıldı falan onlara da inanmıyorum artık. Yani şey, para var kimsenin hesabı falan yok. Yani kimsenin limiti mimiti de yok. Böyle hop isteyen istediği kadar harcıyor. O yüzden de ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum çünkü. Bilmediğim konuda konuşmak istemiyorum. Geç kalınmış bir planlama var. Geçen sene şu doğruyu yaptılar. Kestirmeden şampiyon olayım dediler. Bir yıl önce daha yatırım takımı yapmak istediler. Tutmadı. Evet. Geçen sene hazır 35 maçlık bir takım alayım dediler. Mertens, Icardi başlıyor. Şimdi aslında o dakikadan itibaren asıl problemlerini bilmiyoruz perde arkasında neler konuşuyor. Ben Zaha önemli transfer. Ondan önce başka yere alırım. Kerem'im var orada benim. Her şeye rağmen Barış'ım var. Zaha kötü oyuncu mu? Tabii ki değil. Tete kötü oyuncu mu? Tabii ki değil. Ama benim önceliğim başka yerler. Mesela Fenerbahçe 10 üzerinden 6'lık takımken 7'lik takımken 41 gol atan çift santrforu varken dahi
Ayrıldı, hedef santrafor aldı lige uygun şekilde. Planlamada işte Avrupa'da oynayabilmesi için topu 48 saati kaldı. Mutlaka listeler verilecek. Mutlaka Torreira'ya yardımcı bir oyuncu mecburiyetten Kerem değil ki Kerem de fena oyuncu değil ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamaz. Bir de Torreira'da insan sonuçta yani kolay bir şey değil. Sürekli koşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Planlamada bir yanlış oldu. Hakimci alın mesela oyuncu. Çok mu ihtiyacı vardı? Kiralık geldi. Ya önce o kiralığı ben tabanca gibi iki tane orta sahayla yapardım. Bir tane de stoper alırdım. Açık söyleyeyim. Mesela yazıyor 20 Nelson. 24 bilmem ne. Yok öyle bir şey. 20'yi falan verseler zaten verirlerdi. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir gün durmazlar. Kötü oyuncu olduğu için değil ama hele hele orta sahan zayıfken Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Ya şimdi baktığımız evet, zaman işte takımını iyi hazırlayan bir antrenör var. İyi top oynayan bir Galatasaray var. Antep'te 5 gol atıp 3 sayılan bir gol yani kolay bir iş değil. Kaldı ki Icardi'ye de yardımcı olması gerekiyor oyuncu, takımın oyun formatının. Nedenini söyleyeyim. Icardi Molde maçında ceza sahasında topla 2 kez buluştu. Ayak veya kafaya. Yanlış anlamadınız. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2 kere top değdi ayağına. Biri penaltı atarken değdi. Bir de Kerem arkasına attı. Kerem arkasında kötü bastı. Evet. Evet, alamadı önüne. İyi. Bu kötü bir şey. Tabii. Bakın, zaten kötü... Okan Buruk söylemedi mi hocam? Daha çok onu topla buluşturmamız. Onu birkaç haftadır evet söylüyor. O zaman sadece kanat oyuncuları siz onu yapmazsınız. Orta saha oyuncusuyla Torreira yalnız başına mücadele eden yanında şimdilik Kerem'le daha sonra Kaan'la yama olarak alınan bir oyuncu durumunda. Ki şunu unutmayalım. Emin olun Torreira bir yıldır izliyorum. Geçen haftaki performansına da baktım. Bazen tek ön liberolar öyle bir alışkanlık yapar ki ikili olduğunuz zaman ki geçen Molde maçının son bölümünde yoruldu. Pozisyonunu şaşırdı. O yüzden ona göre bir oyuncu almaları lazım diye düşünüyorum. Yani, ya onu yine tek bırakıp Oliveira'nın daha savunmacısını bulmak gerekiyor gibi. Bence daha tempolu, daha gidip gelen hatırlarsın Ndiaye yapıyordu. İşte onu diyorum işte. Oliveira'nın tempolusu yanında, lazım. Evet. Daha çok onu demek top taşıyacak evet değil mi? Hem evet ileri hem... Torreira emniyet sivri olarak sürekli kalacak. Şunu da anlamıyorum hakikaten. Ya, o konuyu geçen keşke sorsaydım ya. 37 maç Galatasaray kaç korner yapmış olabilir? Ortalama 5 atsak korner. Çok Galatasaray kullanıyor. 185 200 korner atmış mıdır? 200, 180. 5 atarsa 180. 180 kornerde de Torreira gidiyor ya. Ya niye oraya gönderiyor anlamadım yani hakikaten. Ha yakınlığından. 1.66. Kafa, onu ben anlamadım. Bu taktik olarak mı kullanıyor? Ama şunu gördüm. Bazen oraları ben geçen hafta gördüm. Belki ondan yollamış olabilir. Genelde ön direğe gidiyor ama bugün de yaptı. Basketbol evet, şey yapıyor perdelemesi. Geçen hafta da Molde maçında da yaptı. Geçen sezon da o da penaltıyla sonuçlandı. Evet, penaltı olmuştu. Bugün de öyle bir karambol yarattı. O bir çalışılmış. O yüzden de hani çok direkt olarak şey yapmak istemiyorum. Bir de tartışmaya çok açılan pozisyonlar var ya. Ben mesela bunu yayına girerken İFAP oyun kuralları değil mi bu? Bu İFAP 2023. Bak emin ol saygısızlığım olmasın yırtıcım atacağım. Çünkü şimdi özellikle de yorumlarımızda o kadar dikkatli olmamız gerekiyor ki. Yani üç büyükleri ayrı bir yere koyup başka bir yere koymak da çok doğru değil. Biz çok detaycı olmaya başladık. Ve bu detaylarla çok tartışmaya başladık. Ben sosyal medya kullanıcısı değilim. Sosyal medya kullananlara da saygım var. Hatta 3 gün önce de bir takip edeyim nasıl bir şey. Çok eğlenceliymiş. Kalıcı mıyım değilim ama. Kendi sayfam var. Ama ne paylaşıyor? Bizim milletimiz çok esprili. Yani espriler yapıyorlar. Yerlere gidiyorum. Vaktim de geçiyor. Fakat o kadar pozisyonlar ben, hakem yorumcuları veyahut da yöneticiler de tabii çok hakemlerle ilgili konuşuyor. Bugün de baktığımız zaman hata ararsak buluruz bir sürü. Ama hep kuşkuyla baktığımız zaman bir de şu var. Ben kuralların dünya futbolunun gerisinde kaldığını düşünüyorum. Basketbol takım spor değil mi? Daha temas spor değil mi? Kesin. Mesela Euroleague'de Fenerbahçe veya Efes Pilsen'in veya Galatasaray'ın kendi liginde oynadığı maçlarda yılda 30 maçta bir tane iki tane hakemin ilgili serzeniş duyarım ben. Bir tane iki tane diyor. Ya bizde her gün. Neden biliyor musun bu? Mesela Galatasaray'ın attığı golü, ilk golü tartışırlar şimdi top ayaktan çıktı mı çıkmadı mı, şuydu mu buydu mu filan diye. İşin kötü tarafı mesela iptal edilen golüne gelelim.
Kerem'in eline kendi sahasında değdi ya. Bunu gol oldu, gol versen ne diyorlar biliyor musun? Kura geçen sene değişti, bu sene değişti diyorlar. Hatırla, bir maçta gol oldu. Kendisi atsa gol iptal olurdu. Arkadaşına geldi, attı. Beşiktaş maçıydı galiba. Evet, evet. O eskiden de, şimdi veriliyor goller dendi. O zaman bu da verilmesi lazım. Şimdi sorun ne diyecekler biliyor musun? Bu da değişti yeni diyecekler. Bir de neye şey yapın? Hakem yorumu diye bir şey çıktı abi. Hakemin yorumu. Bu büyüklere göre hakemin yorumu olmaz. Hakem yorumu diye bir şey olur mu? Basketbolda hakem yorumu var mı? Vardır da. Temaslarında memaslarında verir. Güzel de bir yol bulmuşlar. Kural yeni değişti. Öyle değildi böyle. Kolun üstüne geldi. O yüzden bu kuralları bence hani özellikle ülkemizde çok bu şey yapılıyor çünkü. Spekülasyon yapılıyor. Çok da baskı oluşturuyor. Ama oyun kurallarında bu elle oynamalarda, ayağa basmalarda, penaltılarda falan emin ol dünya futbolunda bu kuralları getirenler de dünya futbolunun gerisinde kaldığını düşünüyorum ben. Her şeyi didik didik bakıyoruz ya. Oynat geç, ver geç. E hakem, hakem o zaman ben keşke hakem olsaydım diyorum o zaman. Gençler alın kuralları okuyun, gidin hakeme bol bol para kazanın. Hakemlik çok zor diyorlar ya. Zor falan değil. Hele varlar marlar geldi. Hiç zor değil. Emin ol zor değil bak. Ben eskiden çok zor oldum. Ne hakemlerimiz vardı? Sadık hocalar falan. Ya inanılmaz hakemlerdi ya. Arkanda bitiyordu vallahi bile. Şimdi elinde kamera, 4 tane hakem. Yukarıda var, avarı var. Ama her pozisyonu biz tartışıyoruz. Bana göre, sana göre. FIFA hakemi Fırat Hoca bazen üzülüyorum ya. Ben ters düşüyorum ama diyorum. Adamdan da düşüyor adam diyorum. Fakat herkesin kendine göre bir yorumu var. Bu kadar yorum açık olmaz yani pozisyonlar. Onu demek istiyorum. Bugün görüntüleri koysunlar. Herkes birisi penaltı diyecek, biri değil diyecek. Ya pozisyon penaltı mı değil mi? Bu kadar basit yani. Ama bunu zorlaştıran bu kurallar. Top mu ele gitti? Doğal konumu yok mu? Mesela şöyle yapıyor oyuncu. Aa penaltı diyor. Yok kardeşim, futbolun doğasında yok bu. Ama ben kural koyucu değilim. O yüzden de bu kural kitabındaki bu penaltılarla ve mesela bugün de mesela Şaşa Boyan'ın omuzlu. Bir kere pozisyon cezası az dışında. Ceza, o yüzden hiç tartışmıyor. Yan çizgide olan biliyorsun. He, gibi penaltıyla ilgili tartışmalar. Mesela şeyi ben beğendim hocam. Hakem Özdamar'dı galiba Trabzon. Aa, çok güzel maç yönetti. Yani iki penaltı yani, itirazı var. Orada mesela hani yok, o yok. Elin pozisyonu çarpmaz ama çok güzel yorumluyor. Erkan Hoca geçen sene biliyorsun VAR kayıtlarının... Evet sıkıntı Sivas maçında. Cezaya girmişti. Ama o dönüşünde de iyi geldi. Bugün de ben de hakikaten ya dedim, çok net seyretmesem de maçı. Bölüm çok izledim. Yani. Hakikaten tebrik ederim onu da. Çok onun iyi için, maç yönetti. Maç da güzel oldu.